Gençlerde ve erişkinlerde burun tıkanıklığı nedenlerin içerisinde travmatik nedenleri sayabiliriz. Yapılan, oluşan travmalardan sonra burun ana yapısının değişmesiyle, bir tarafa doğru eğilmesiyle, burun orta bölmesinin eğilmesiyle tıkanıklıklar gelişebilir. Burun içerisindeki konka dediğimiz organlar, burun içindeki et diye anılıyor ama aslına bakarsanız tamamıyla fonksiyonel organlardır. Bunların büyümesi yine tıkanıklıkların sebepleri içerisindedir. Elbette yaşın daha ilerlemesiyle veya mesleki nedenlere bağlı olarak burun içerisinde veya sinüslerden kaynaklanan tümörlerin ortaya çıkması. Polipler burun içerisinde, hani ille et ismi tabiri kullanılacaksa, afonksiyone olan dokular, burnun mukozasının bollaşması veya üzüm tanesi haline gelmesi gibi ifade edebileceğimiz polipler gelişebilir. Bunlar alerjik de olabilir, alerjik olmayan iltihabi sebeplere de bağlı olarak gelişebilirler. Burun içerisinde yer kaplayarak tıkanmalara neden olabilir. Alerjik sinüzitler, kronik sinüzitlerin polipli hale gelmiş olanları yine burun içerisindeki tıkanıklıkların önemli sebeplerinden sayılabilir. Bunun yanında burnun yan duvarlarından kaynaklanan, aslında iyi tabiatlı tümör olmakla beraber davranışının, yani tümör olduğu için de büyüme özelliğinde olan bazı gelişimler vardır ki inverted papillom dediğimiz durumlardır. Bunların tamamında operatif, yani ameliyat işlemlerinin yapılması lazımdır. Antrokoanal polip dediğimiz yine daha özgün bir sinüzit veya polip türü vardır ki genellikle maksiller sinüslerden kaynaklanır. Önce bir kist meydana getirir, sonra sinüsün içerisindeki bu kistten burun içerisine geçen, armuta benzetebileceğimiz şekilde bir yapısı olan polip doğrudan doğruya genize, büyümesi sonucunda genize doğru sarkar, genizi tıkar. Oldukça ciddi, önemli burun ve geniz tıkanıklıklarına neden olabilir. Tamamında burunda eğer bir travmaya bağlı kırılma olduysa erken dönemde düzeltilmesi gereklidir. Veya geç döneme kaldı veya bırakıldıysa ileri dönemde rinoplasti ameliyatları, deviasyon ameliyatlarıyla düzeltilmesi gerekir. Konkaları küçültmek için çok çeşitli yöntemlerimiz var. Tümörse tabii ki çıkartılması lazımdır. Antrokoanal polipler, sinüzitlerde ise bunlara yönelik özgün endoskopik kapalı ameliyatlarla tedavisi yapılmaktadır.